İktidardakileri buradan uyaracağım. Bugün Merkez Bankası 6 ay sonra faizleri %1 indirdi. %19'dan 18'e indirdi. Çünkü bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınma sebebi faizleri indirmemesiydi. Ve o görevden alış sebebiyle Türk lirası o gece o kadar değer kaybetti ki Türkiye maliyeti 535 milyar Türk lirası oldu. Bu dış borcun artması sebebiyle. Şimdi 6 ay geçti. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Merkez Bankası Başkanı faizleri indirdi. Arkadaşlar faizler düşerse bundan en fazla biz memnun oluruz. Ama ne oldu bakın? Bu bir kısır döngü. Bunlar ekonomi bilmiyorlar. Ben bunlara bunki ekonomiyi devrettiğim zaman Türkiye'de faiz %7 civarındaydı. Cumhurbaşkanı faizcilikle suçluyordu. Şimdi faiz %19'du, bugün %18'e düştü. Dünyanın en yüksek faizi Türkiye'de veriliyor. En yüksek faiz. Neden cehalet nerede biliyor musunuz? Bakın ne oluyor. Faizi bir puan düşürüyorlar. Kur fırlıyor. Bu sefer kuru tutmak için faizi iki puan daha yükseltiyorlar. Bir kıskaca girdiler. Bir türlü bu kıskacın içinden çıkamıyorlar. Ve bugün Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa açıklamasıdır. Niye biliyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı'nın birinci görevi enflasyonu kontrol etmektir. Para politikalarını enflasyonun kontrolüne göre ayarlamaktır. Bugün Merkez Bankası açıklamasına bakın. Gıda ve enerji enflasyonunu hesaba katmıyoruz diyor. Ve çekirdek enflasyon %16.95 olduğu için reel enflasyon faiz verdik diye %18'e çekiyoruz diyor. Yani şunu diyor Merkez Bankası Başkanı. Gıda ile enerji nedir biliyor musunuz? Halkın en temel ihtiyaçlarıdır. Merkez Bankası Başkanı diyor ki ben halkın gıda ve enerji enflasyonu karşısında halkı sahipsiz bırakıyorum. Ne çekerseniz çekin. Kur fırlayacakmış fırlasın ve dolar 8.70'i buldu tekrar. Euro 10'u geçti. Sonucu ne bunu biliyor musunuz? Bir müddet sonra önümüzdeki doğalgazlara, elektriğe yine zam gelecek. Çünkü bunların hepsi dolara endeksli. Buradaki riyakarlık şu. Sanki faizi bir puan indirdikleri anda kredi ve mevduat faizleri inecekmiş gibi ve Cumhurbaşkanı'nın sözü yerine gelecekmiş gibi bir oyun oynuyorlar. Halbuki bir puan politika faizini indiriyorlar. Ne mevduat faizi ne kredi faizi iniyor. Kur fırlıyor. Kur fırladığında da efendim enflasyon fırlıyor. Enflasyonu kontrol etmek için de faizi tekrar yükseltiyorlar. Arkadaşlar bunu en cahil ekonomist bile bunu bilir. Dünyanın hiçbir yerinde kur, faiz, enflasyon üçgeni böylesine hep negatifinden yorumlayan, yöneten bir ikinci yönetim yoktur. Bunu yapan biri bırakın Merkez Bankası Başkanı olmayı, bırakın ekonomi benden sorulur diyen Cumhurbaşkanı olmayı, ekonomi 101 yani giriş, ekonomiye giriş dersinden sınıftan geçemez. Ben başbakanlığı bıraktım Mayıs 2016'da. Üretici enflasyonu %3'tü, 3.2 idi. Şimdi üretici enflasyonu %44.95. Tüketici enflasyonu %6 idi, şimdi %19.25. Faiz %7 idi, şimdi %18 görünen politika faizi ama gerçek faizler çok yukarı. İşsizlik %9'du, şimdi genç işsizlik %40. Normal işsizlik işte bütün oynamalara rağmen %15, 16'yı geçiyor. Dolar 2.80'di, şimdi dolar 8.74. Euro 3'tü, şimdi euro 10. Neden? Bu cehaletten. Faizi düşürmeyi dini bir vecibe olarak anlatıyor ama asla faizi artırıyor. Çok açık ve net söylüyorum. 101 puan düşmüş olsa bile şu anda dünyanın en faizci iktidarı Türkiye'deki iktidardır. Çünkü dünyada faiz liginde biz en üst sıralardayız, 7. sıradayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilinen ekonomi verileri ile yine en faizci dönem bu dönemdir. Dünya faizlerinin çok üstünde faiz veriyorsa bunun hesabını vermek durumundalar. Şov yapıyorlar %1 indiriyorum diye. Sebep ne? Çünkü Merkez Bankası rezervlerini -55 milyara indiriyor. İhtiyat akçesini tükettiler. Hazinenin kaynaklarını kuruttular. Kamu bankalarının yandaşlara içilerini boşalttılar neredeyse. Yani 2001 yılında AK Parti eleştirerek gelip hepimizin gayretiyle düzelttiği onca emekten sonra tekrar aynı yolsuzlukların, aynı Merkez Bankası yanlışlıkların içine Türkiye'ye geri götürdüler. Sonra da diyorlar ki niye ayrılıyorlar, niye farklı bir partideler? İşte sizin bu cehaletinizle biz yan yana duramazdık. Sizin yolsuzluklarınızla yan yana duramazdık. Sizin bilgisizliğinizle ve sizin kibrinizle yan yana duramazdık.
Mesele bu.